Evet, burada bir hücremiz var, görüyoruz. Tabi yanında şeydi, gazoz da hazır. Pekala, şu uzun şeyler nedir? Bu endoplazmik retikulum. Ne işe yarar o? Hocam, şu fındıklar nedir? Ribozom, bunlar. Ne işe yarar? Hücrenin en küçük bölümü. Yani ne iş yapar? Hocam, ben ne iş yaptığını bilmiyorum. Tamam, son, şunlar ne iş yapar? Koku, bunlar su depoluyor. Peki, nihayet bir tane çıktı. Evet, şu hücremize geldik. Uyanık, gördüğünüz gibi yazmış üzerine kısımlarını. Peki şu incirler nedir? Golgi zinciri. Golgi ne işe yarar? Golgi tükürük, gözdeşi gibi salgıların salgılanmasını sağlar. Salgı üretimi yapar. Peki kek üzerindeki ne? Bu hücre zarı, kek. Yok yok. Nasıl yaptın yani? İzleyenler öğrensin diye diyorum. Kek üstüne? Krem şanti. Krem şanti. Diğerlerini dağıttım. Evet. Peki, şurada yeşil bir hücre var. Bu keşke bitki olaydı. Bitki hocam. Ama yuvarlak. Ama hocam şey, buraları kestim de şu an. O belli olmuyor. Şöyle, orada. Peki, bu neden yaptın bunu ya? Ben merak ettim. Ne bu malzeme? Ispanak. Yok, yani bu nedir? Kek mi yani bu? Kek. Ispanaktan hocam kek yaptık. Ispanaktan annemle. Kek yaptın. Evet, dinliyoruz. Ispanaktan kek yaptık annemle. Ondan sonra üstüne de krem şanti var. Tamam. Peki şu şey, sarı şeyler ne, dik duranlar? Ne onlar? Bunlar mı? Evet. Endoplazmik retikulum. Neden yaptınız? Onları hamur kızarttık. Ha, kızarmış hamurdan yaptınız. Hı-hı. Peki şu içinde çikolata olanlar ne? Mitokondri. Ne işe yarar? Mitokondri hücredeki bazı besinleri parçalayarak enerji üreten enerji santrali. Enerji üretir. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Sen nasıl yaptın? Kek mi bu yine? Aynen, kekti. Kek üstündeki ne? Beyaz olan şey? Efendim, o gelmiş öyle. Çikolatayı dağıtıyordum. Gelmiş öyle. Şunu mu diyorsunuz? Yok yok. Krem şanti mi bu diyorum? Aynen, krem şanti. Peki şu pişmaniyeler neyi temsil ediyor? Golgi cisimci. Golgi'yi temsil ediyor. Aynen. Şu gofret neyi temsil ediyor? Mitokondri. Şu bisküvi parçası? Lizozom. Lizozom ne iş yapar? Ne işim? Baktım da unuttum şu anda. Evet, kitap da açık ama yine de söyleyemedi. Burada mı? Lizozom. Tamam. Hücre sindirimi gerçekleştirmiş. Sindirim gerçekleştirmiş. Pekala, geldik şuraya, değişik bir hücre var. Farklı gözüküyor. Bu sarı şey ne? Neden yaptın yani, onu merak ettim. Hocam, o özellikle ev yapımı mandalina jölesi. Ha, mandalina jölesi. Evet hocam, kendimiz yaptık. Güzel. Peki o şeyler, mısır gevrekleri neyi temsil ediyor? Hocam, onlar lizozom. Lizozom. Peki oradaki kayısı neyi temsil ediyor? Hocam, o koful. Koful. Evet. Güzel. Koful ne iş yapardı? Hocam, koful. Evet, unuttuk. Pekala, kamera gelince unuttuk. Evet, cici bir hücremiz var burada. Nedir bu? Hazır pası tabanı hazır, kullandın. Tabanı. Krem şanti kullandın. Evet. Arasına bir şey koydun mu? Aha. Ne koydun? Muz koydun. Çikolata. Tamam, şu ne? Şu mor. Sentrozom. Neden yaptın onu? Hı? Çünkü vardı. Yok yok. Ne ile yaptın? Pasta kek tabanından artanlar. Yani. Artanları kullandın. Endoplazmik retikulum. Ne iş yapar bu vatandaş? Hücre içinde şeyleri taşımaya yardımcı olur. Madde taşınması, evet, iletimini evet, sağlar. Madde. Kim yaptı bunu? Ben ve market annem. Ve sen. Evet, annen de. Annen de biraz yardım etmiştir. Pekala. Şuna bakalım bir de. Biraz şunlardan dolayı biraz karışık. Şu öbür mavi şey ne? Şu kapak gibi olan şey ne? Hocam, sadece kapak yani. Ha. Şunda bir şey yok. Değişik bir yaklaşım olmuş. Evet, farklı bir hücre modeli görüyoruz şu an. Şu uzun uzun tırtıl gibi şeyler neyi temsil ediyor? Hocam, endoplazmik retikulumu temsil ediyor. Peki şu neymiş? Lizozom. Yazıyor zaten hocam. Görmüşsünüz, görmüyor musunuz diyorsun. Ne bunlar? Oyun hamuru mu? Evet. Hepsi oyun hamuru. Evet, şunlar köpük. Şu ne? Karton mu? Evet. Karton. Kim yaptı bunu? Hocam, benim dün akşam misafirliğe gitmiştik. Orada bir tane arkadaşım vardı, onunla beraber. Ha, ev sahibine yaptırdın yani. Hayır hocam, öyle değil. Peki. Babamın arkadaşı. Peki, teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Evet, bakıyoruz. Yine cici duran bir pastamız. Hazır taban mı kullandın? Evet. Evet. Kim yaptı? Sen mi yaptın? Ben yaptım hocam. Annen? Yok, annem de. Tek başına yaptın? Evet.
Her şeyini. Çok güzel. Peki şunlar neyi temsil ediyor? Golgi cisimci. Şu pembe olanlar? Onlar sentrozom. Galiba. Sentrozom ne iş yapar ya? Sentrozom ne iş yapar? Bilemedin mi? Bilemedin. Pekala, şuna geçelim o zaman. Eline sağlık. Şöyle yapalım. Ha, sığdı. Bu bir bitki hücresi mi? Evet. Güzel. Peki neyle yaptın malzemelerin? Hocam annem kekini yaptı. Tamam. Pudingi arasına sürttüm. Sonra bu sürmesini ben yaptım. Krem şanti zaten direkt çıktık. Tamam, doğru. Peki şu böğürtlene benzeyen şeyler neyi temsil ediyor? Mitokondri ne iş yapar? Hocam mitokondri... biliyordum. Hadi. Hocam bir dakika. Mitokondri şey... Unuttum. Hayır hocam, vallahi biliyordum. Pekala. Enerji üretir diyecek şuraya. Evet, söyle bakalım. Hocam bu hayvan öncesi ama işte kara oldu. Yaptıktan sonra kara oldu. Niye öyle oldu? Hocam şimdi ben metroya geldim, şeklinde büyük kap yoktu yani. Ha, mecburen kestik diyorsun. Evet. Peki, şunlar neyi temsil ediyor? Sentrozom, hücre ayrılırken onu işte bütün ayrılmasını sağlıyor. İyi ipliklerini tutup çeken organel bunlar. Değil mi? Evet. Peki, elinize sağlık efendim. Şuna geldik. Şöyle çevirtirirsek biraz. Şu muz mu şu? Hayır, o şekerli sucuk. Ne? Tamam. Peki o neyi temsil ediyor? O cevizli sucuk diye geçer o. Bandırma derler bazı yerlerde ona. Mitokondriyi temsil ediyor. Mitokondri. Peki şu kayısılar, gün kuruları? Hayır, o kloroplastı şey yapıyor. Evet, kendi koyduğunu kendi de bilmiyormuş. Şöyle yazanlara bakacağız. Evet. Ah. Bu kız var ya, bu kız. Evet. Neymiş bunlar? Onlar kofun. Kofun ne iş yapar? Sıvıların ve hücredeki sıvıların ve besinlerin depolanmasını sağlar. Depo görevi yapar. Peki, teşekkür ederim. Eline sağlık. Geldik şuna. Biraz kaymış. Hocam servisteyken... Olur hocam, böyle. Hocam arkasına bakmayın, kimse yok. Olur böyle şeyler. Evet, kim yaptı bunu? Hocam. Annen yaptı. Sen ne yaptın? Onu soralım. Üstüne dizdim, şu çubukları dizdim falan. Ya hocam, çok şeyini ben yaptım da işlerle bir iki şeyi yardım etti. Annem de yardım etti yani. İşte yani keki hocam pişirdi. Hocam kek hazır. O da hazır. Hocam krem şerbeti de hazır. Bir tek sütünü döktüm şeyin kremasına. Maşallah. Şu mandalina neyi temsil ediyor? Onu hocam, sorayım bari. Golgi. Golgi ne iş yapar? Hocam Golgi şeyi... hocam... Ya... Kızlar, birbirimizi dinlesek, biraz önce aynı şeyi başkasına sorduk. Hocam şeymiş, tükürük gözleşi gibi sargılar böyle sargılanıyor miş ya hani. Hocam evet. Evet. Onlardan mı hocam? Evet, bu üstündeki de çekirdek galiba. Ha, çekirdek. Çekirdek, pekala. Teşekkür ederiz, eline evet, sağlık. Evet, burada da bir modelimiz var. Bu modeli kim yaptı? Ben. Annen mi? Hayır, ben. Tek başına? Evet. Hazır taban mı kullandın sen de? Evet. Peki, ne sürdün üstüne? Krem şanti. Tamam, güzel. Şunlar neymiş? Sentrozom. Şunlar? Golgi cisimci. Şunlar? Kofu. Şu? Lizozom. Lizozom ne iş yapardı? Lizozom besin hücre içi sindirimi sağlardı. Sağlardı, evet. Teşekkür ederim, eline sağlık. Şöyle öbürüne geldik. Bu neymiş? Bunu nasıl yaptık? Hocam hazır taban kullandım. Küçültmüşsün bayağı. Küçük müydü senin tabanın yoksa? Evet. Ha, küçüktü. Üç katlam seninki. Ha, evet. Evet. Arasına ne koydun? Krem şanti. Krem şanti. Full krem şanti. Evet. Tam çocukların sevdiği gibi. Şu tırtıla benzeyen şeyler ne? Ucu sarı, yeşil olan şey. Bu. Evet. O Salla gitsin. Hocam biliyordum, unuttum. Evet. Şu rulo katlar ne? Ha, o bir tanesi endoplazmik retikulum diye şu. Diğeri de Golgi cisimci. Golgi cisimci. Tamam. Endoplazmik retikulum ne iş yapar? Hocam o çok ismi şey hocam. Maddelerin taşınması. Hücre için madde iletimini yapar. Evet. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Şöyle ayrı ayrı alalım. Evet. Burada bir modelimiz var. Bir de şurada modelimiz var. Bu pizza galiba. Evet. Bu pasta. Evet. Önce pastadan başlayalım. Hocam ben bu keki sen yaptın. Evet, biz yaptık.
tart kalıbında işte hani bir hamur tart kalıbında yaptım, pişirdim. Ondan sonra üzerine puding döktüm. Tamam, muzlu mu? Vanilyalı, evet. Tamam. Sonra üzerine bunları yerleştirdim ama ben bir maddeyi fazla koymuşum hocam. Neymiş o? bu ya da bu ya da... Hangisi olduğunu bilmiyorsun. Evet hocam. Peki bunlar neyi temsil ediyor? Hocam onları lizozom amacıyla koydum. He. Yani yuvarlaklar diye. Peki. Üzümleri niye koydun? Ne niyetle? Hocam üzümleri... Ribozom. Evet. Peki tamam, teşekkür ederim. Eline evet. Sağlık. Şu pizzamıza bakalım. Cipsli pizza. Bu cipsler neyi temsil ediyor? Endoplazmik retikulum. Şu büyük domatesler. Hocam onları yanlış koymuşum. Peki şu sosisler. Kofulum. Sosisler ne peki? Sosisler mitokondri. Evet. Hiç bakmaz, kopya çekmez asla. Peki o zaman sana kolay bir soru soralım. Mitokondri ne iş yapardı? Mitokondri Allah bilir. Evet, zeki öğrencimiz. Onun bize enerji ürettiğini, Allah'ın bildiğini ama onun da çalışması gerektiği mesajını verdi. Teşekkür ederiz. Evet, burada da başka bir yine hazır taban kullanılmış. Evet, üç katlı taban. Evet, şu gofretler nedir? Onlar kofu. Şu akıp gidenler ne oluyor? O şahıslarda ribozom. Ribozom mu, lizozom mu? Lizozom. Lizozom. Ne iş yapardı lizozom? Lizozom bakmış hücre içidi. Hücre içi? Şey fabrikası. Yok hayır. Lizozom da o. Sindirim. Karıştı. Sindirim şeysi. Evet. Evet şimdi şuraya geldik. Kapağını açmayacak mısın? Çok akıyordu o yüzden. Tamam, kapağını açmadan bakıyoruz. Bu çok gizemli bir pasta. şu neyi temsil ediyor? O mitokondriyi temsil ediyor. Şu uzun çubuklar? Endoplazmik retikulum. Şu tırtıllar? Tırtıllar Golgi. Golgi. Şu yeşiller? Onlar ribozom değildi. Onlar ne varsa yapmıştı. Unuttum şu an diyorsun. Gördüğünüz gibi hücre artık kendini parçalıyor. Çekirdeği bile parçalanmış. Birazdan lizozomu kendi hücresini yiyecek. Evet, şimdi burada da yine düzgün getirilmiş bir pastamız var. Şey, hücremiz var pardon. Evet, şu çok güzel desen olmuş. Bu desen neyin deseni? Hangi organel? Golgi. Mandalinalar? Mitokondri. Şu maviler? Şu çubuklar, çıbık. Şunlar mı? Evet, o çubuklar. Bunlar sentrozom. Sentrozom. Herkes yatık yapar, sen dikey yapmışsın. Farklı bir yaklaşım olmuş. Eline sağlık. Güzel. Evet, oyun hamurumuz var burada da. Oyun hamur değil hocam, keçe kullanmış. Ha keçeymiş, pardon ya, körüm göz olmuş. Pekala, şimdi şu pipetler neyi temsil ediyor? Sentrozom. Şu pembiş? Çekirdek. Şu kırmızı? Golgi cisimci. Şu son olarak şu? Kondri. Şu tırtırma çok cici duruyor ya. Ne de yaptın? Hocam böyle yün gibi böyle bir şey vardı. İpleri böyleydi. Ha, oradan direkt kullandın. Duda benziyor, dut. Değil mi? Dut evet. Gibi. Pekala, eline sağlık. Bir pizzamız daha varmış. Birazdan yerken bu kabuklar da yenecek hayır, mi? Hayır, hocam onların hepsi onlar çıkartacağım. Onlar ne? Endoplazmik. Yok, ne kabuğu onlar? Limon kabuğu. Limon kabuğu. Limon kabuğu. Şunlar? O bir acur. Acur. Sentrozom. Şu ne? O lizozom. Portakal mı? Hayır, limon. Limon. Şu ne? Neydi? Yok, bunu izleyen kişi yapacağı zaman ne koyduğunu bilsin diye soruyorum. Tamam. Bu elma mı? Hayır, kaşar peyniri. Kaşar peyniri. Şu da kaşar. O çeçil peyniri. Bu çeçil peyniri. Çeçili niye, hangi niyetle koydun? Hocam o biraz daha kıvrılıyor ya. Şimdi hangi organel? Golgi cisimci. Golgi. Golgi ne iş yapardı? Salgı. Güzel. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Gayet güzel. Evet. Gördüğümüz gibi hücremizin ortası karakaya hücresi. Peki bu şu çevredeki mandalinalar neyi temsil? Süs. Olsun diye ama hücre zarı yiyelim. Peki şu pembe yumurta gibi olan bademli şeker. Bu mitokondri.
mitokondri. Şu Bu yeşil kofu. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Ya bir yap tabii ki. Lan hazır almışsın zaten marketten. Allah'ım ya Rabbim. Ama arasında beyaz çikolatayla. Ha, pek belli olmuyor şuradan. Yine gözükmüyor. Tamam. Evet, geçtik. Evet, şu hocam, hücremize geldik. Efendim. Sevgili arkadaşımız al yuvar olmak istediği için çekirdeği biraz öldü. Hayırlısı, ezilmiş poşette. Şu bisküvi, çikolatalı bisküvi neyi temsil ediyor? O kofu. Kofu. Şu uzun rulo katlar. Bu bunları iki yerde kullandım. Şu çekirdeğin etrafına dizerek endoplazmik retikulum yapmaya çalıştım. Tamam. Bu da Golgi cisim diyor. Golgi. Şey. Peki, bence güzel olmuş. Sen mi yaptın bunu? Evet. Tek başına. Yani markete de ben gittim, şeyleri de ben hazırladım. Arasındaki pasta kutusunu ben yaptım. Sadece ne yapacağımı söyle. Güzel, anneni tebrik ediyorum. Evet, geldik şuraya. Kim yaptı bunu? Ben de annem. Annen yardım mı etti sana? Yardım, evet. Sen yaptın aslında yani. Evet. Tabii. Annen inşallah sana burnun uzuyor demez inşallah. Hayır, yalan değil. Değil mi? Ha, güzel. Şu şeyler ne ya? Bunlar neyi temsil ediyor? Koful. Evet. Şunlar ne? O Golgi cisim. Cevizler. Mitokondri. Siyah çikolatalar. Ribozom. Ribozom. Evet. Şu çakıl taşları? Onlar lizozom. Lizozom. Gayet güzel. Ortaya da marshmallowlu şeyimizi koymuşuz. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Güzel. Gayet güzel. Eline sağlık. Hocam. Önce şeyi sorayım. Dur. Bunu nasıl yaptın yani? Ne bu? Malzemesi. Nasıl? Hocam altında panispanya, üzerinde krema. İşte üzerinde de bunlar. Hocam şey, bu mitokondri, bu kloroplast, bu koful, Golgi cisimci, endoplazmatik retikulum, bu çekirdek, bu da ribozom. Hepsini saydım. Tek başına mı yaptın? Annemle beraber yaptım. Yardım etti sana. Evet. Yani güzel bir şey oldu diyorsun. Lezzetli mi oldu yani? Evet hocam. İnşallah. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sayın mı? Evet, geldik buna. Bu ne? Hazır taban kullandın. Evet. Krem şanti mi kullandın? Evet. Güzel. Say bakalım hadi bir. Görelim bakalım. Lizozom, ribozom, mitokondri, koful, sentrozom, endoplazmik retikulum, çekirdek, Golgi cisimci. Gayet güzel. Annen yardım etmemiştir kesinlikle. Kendim yaptım. Kendin yaptın. Sataydı. İşte o yüzden diyorsun. Bu sefer yalan yok yani. Hakikaten kendi yaptı yani. Yalnız neyse, çiçeğimiz azdır. Hemen içeceğiz arkasından. Geldik şuraya. Son modelimiz. Şöyle biraz bize doğru çevirelim. Bu bir hayvan hücresi değil mi? Efendim? Bitki hücresi. Bitki hücresi. Köşeli yapmış. Neyle yaptın bunu? Bize bir söylesene malzemelerini. Buralarını en azından yaptım. Bunlar boyun hamuru. Şu da strofor bir şeyden. Köpükten. Diğer şeyler, içindeki organeller hamur mu? Oyun hamuru. Kim yaptı bunu? Şu dişlerini yapıştım, ondan da mı yardım etti? Şimdi ben yaptım. Gayet cici olmuş. Yenmez ama çok güzel. Eline sağlık. Bir şey düştü.